Haber, Habertürk Web TV'desiniz. Sevgili izleyiciler, Samsun'da gelen kötü koku ihbarını değerlendiren zabıta ekipleri gittikleri adreste şaşkına döndü. Yıllardır biriktirdiği çöpleri atmayan mahalleli, bakın zabıtaya da nasıl zor anlar yaşatmış. Allah nerede yaşadı? Karısı çalışıyor bile terk etmiş bana. Çöplüğü andıran bu görüntüler aslında bir eve ait. Birisi gelmiştir. Samsun İlk Adım mahalle sakinleri evden gelen pis kokulara daha fazla dayanamamış ve zabıtaya şikayet etmiş. Tabaktan al şuradan. Şimdi ben sana tabak, çatal, kaşık hepsinin yenisini vereceğim. Ben yenisini vereceğim sana. Bunlar çöp olmuş, çöp. Ya ne çöpü ya? Çöp olmuş. Bırak güzel lan. Tek katlı baraka görünümündeki adrese gelen zabıtaysa şaşkın. Çünkü ev sahibi sokaktan bulduğu çöpleri, eski eşyaları, kısaca her eline geçeni saklamış. Tamam, al abi. Zabıtaya da kök söktüren vatandaşın ev demeye bin şahit isteyen yerindense tam tamına 8 poşet çöp çıktı. İzmir'de engellilerin sorunlarına ilginç bir etkinlikle dikkat çekildi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık yüzlerce balonu gökyüzüne bıraktı. Bando takımı ve öğrenciler de engelli marşı söyledi. Uçuruyoruz arkadaşlar. İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi, engelleri kaldırmak için bir balonda sen uçur adında bir etkinlik düzenledi. Törende konuşan İzmir Kent Konseyi Başkanı Güman Kızıltan, engellerin aşılması için bir arada olmanın gerekliliğine vurgu yaptı. 4 milyon insanın İstiklal Marşı'nı okuyan kalabalığın ardından öğrenciler daha önce duyulmamış bir marş seslendirdi. Yaşamak güzel engelsiz. Sözleri Süleyman Er, bestesi Nazım Aliyev'e ait Yaşamak Güzel Engelsiz isimli marşı hep bir ağızdan seslendiren çocuklar büyük bir coşkuyla balonlarını uçurdu. Yaşamak İstanbul Güngören Belediyesi'nin düzenlediği bilim proje yarışmasının küçük mucitleri buluşlarıyla insanlığa hizmet etmek istiyor. Sergiledikleri projeleriyle gururlandıran öğrencilerin esin kaynakları da çok enteresan. Güngören Belediyesi'nin düzenlediği bilim proje yarışmasında ürettiği projelerle dereceye giren öğrenciler icatlarını sergiledi. Derece alan icatlar arasında çiçek sulama devresi, zencefilli gargara suyu ve uyandıran yatak projesi gibi farklı beyinlerin projeleri var. Projelerin hepsi güzel. Birbirinden ayırt etmiyoruz. Bizim için önemli olan şey çocukların bir çözüm arayışı içinde olmaları. Geleceğin bilim insanlarından uyandıran yatak projesiyle ilgi çeken Doğukan Güler'in esin kaynağı da bir hayli enteresan. Doğukan projesini geceleri dükkan açmaya giden babasından esinlenerek yapmış. Babamdan esinlenerek yaptığım yatağa hem zaman saatli alarm taktım hem de sallanan yatak taktım. Ayrıca bu çalışan anneler için çocuklarını uyutmak için de güzel bir yöntem. Sallanan yatakla bebekler daha çabuk uyuyor. İcatları ilgiyle inceleyen Güngören Belediye Başkanı Yücel Karaman'a göre önemli olansa çocukların bir çözüm arayışı içinde olmaları. Habertürk Web TV haberlerini izlediniz. Bizi twitter.com/habertürktv ve facebook.com/habertürktv adreslerimizden takip etmeye devam edin. Herkese mutlu günler.